CoinTürk'ten merhaba. Haftanın önemli gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Kripto para dünyası ve blockchain ekosistemi ile ilgili en güncel haberlere sitemiz CoinTürk'te ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarımızla ilgili yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi geçtiğimiz hafta neler olmuş bir bakalım. SEC'ten ICO'lara yönelik yeni hamle. Kripto para topluluğu SEC'ten gelecek Bitcoin ETF kararını dört gözle beklerken komisyondan ICO'lara ilişkin bir açıklama geldi. SEC yetkililerinden William Hillman'ın ifadelerine göre Amerikalı finansal düzenleyici geliştiricilerin token arzlarını planlarken kullanmaları amacıyla sade ve anlaşılır bir dille yazılmış kılavuz yayınlamayı planlıyor. Bitcoin ETF'leri altın ETF'leri kadar ilgi görebilir. VanEck dijital değerler yöneticisi Ren Noyner, CNBC ile yaptığı röportajda boğa tahmininde bulundu ve boğaların ETF ile birlikte geleceğini ileri sürdü. Noyner'a göre kurumsal para Bitcoin'e menkul kıymetler aracılığıyla gelecek ve ETF'ler yatırımcıları korumak adına en önemli araçlar olacak. Eğer VanEck iyi ilişkileri sayesinde SEC'ten onay alırsa ETF'ler önümüzdeki yıl Mart ayında başlayacak. Kriptometre'nin bu haftaki konuğu Deniz Zeyrek. Ebru Berkin'in sunumuyla ve BTC Türk CEO'su Özgür Güner'in katılımıyla son hız devam eden Kriptometre'de geçtiğimiz hafta ekonomi gazetecisi Erkan Öz vardı. Güner'i ve Öz, kripto paraların geleceğine dair öngörüler konulu hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Bu hafta ise Kriptometre'ye gazeteci Deniz Zeyrek konuk oldu. Gündemde de kripto paraların yakın gelecekteki kullanımı vardı. Programın tamamını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi de haftanın önemli başlıklarına bakalım. Rusya Devlet Duması'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, yerel bir haber portalındaki açıklamalara göre ruble destekli stabil bir kripto para biriminin piyasaya sürüleceğini sinyallerini verdi. Monero'nun lider geliştiricilerinden Ricardo Spagni, Ethereum'a dair tartışma yaratacak eleştirilerde bulundu. Spagni, Ethereum'un aptalca bir fikir olduğunu düşünüyor. Kripto paralar, kara para aklama ve terörizm finansmanı iddiasıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak kripto paralar bu kez çok farklı bir olayla gündemde. Bulgaristan'ın devlet kurumlarından olan yurt dışındaki Bulgarlar Ajansı'nın Bitcoin karşılığında Bulgaristan pasaportu sattığı ortaya çıktı. Elon Musk'ın adı sürekli Twitter'dan yapılan kripto para dolandırıcılıklarıyla anılır oldu. Geçtiğimiz haftada daha önce olduğu gibi Musk'ı taklit eden birkaç Twitter hesabının Bitcoin dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı. Hatta bunlardan birinin 170 bin dolara yakın para topladığı belirtiliyor. Dünyanın en eski kripto para borsalarından BTCC'nin madencilik havuzu kapanıyor. Eskiden Bitcoin China olarak da bilinen BTCC, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada BTCC Pool'un Kasım ayı sonunda faaliyetlerini süresiz olarak durduracağını açıkladı. Justin Sun önderliğindeki Tron, günlük 1 milyon işlem barajını geçerek rekor kırdı. Aşılan yeni eşik, Ethereum'un Tron'un yarısı kadar kullanıldığını gösteriyor. Ethereum'un Tron'dan daha olgun olduğunu düşünürsek, bu istatistik oldukça ilginç. Bitcoin Cash Hard Fork yaklaşırken, kripto para borsaları konuya ilişkin açıklamalar yapıyor. OKEx, Binance, Bitforex, Huobi ve Poloniex, Hard Fork'u destekleyeceklerini bildirdi. Bir siber güvenlik firması, kripto para borsalarının güvenlik durumlarını sıralandıran bir rapor yayınladı. Grup IB, değerlendirilen borsalara ilişkin sigorta riski oranlarını temel kriter olarak kullandı. Buna göre Kraken, OKEx ve Huobi Pro'nun önünde birincilik pozisyonuna erişiyor. CoinTech ise en riskli platform olarak ifade ediliyor. Ethereum blockchain üzerinde geliştirilen sanal gerçeklik platformu Decentraland'de kimliği belirsiz bir kişi veya kuruluş 215 bin dolar ödeyerek bir gayrimenkul satın aldı. 126 parsellik Lend gayrimenkulü platformun rekorunu kırdı. CFTC Başkanı Christopher Giancarlo, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda dağıtık defter teknolojisinin de dahil olduğu teknolojik gelişmeler sayesinde düzenleyicilerin yatırım piyasalarını daha iyi denetleme imkanları olacağını ifade etti. CryptoCompare tarafından yapılan bir araştırmaya göre Amerikan doları geçtiğimiz ay %50 gibi büyük bir oranla Bitcoin geleneksel para işlemlerine hakim olmuş durumda. Amerikan dolarını Japon yeni ve Kore won'u izliyor. Bitcoin Cash savunucusu Roger Ver, kendini Bitcoin'in yaratıcısı olarak tanımlayan eski müttefiği Craig Wright hakkında her şeyi yeni baştan düşündüğünü ifade etti. Ver, Wright'ın kendisini kandırdığını açıkladı. Fransa'da kripto paralardan elde edilen sermaye gelirleri %36.2 oranında vergilendirilirken, gayrimenkul dışındaki varlıklarda gelir vergisi oranı %30.
Ekonomi Komisyonu, kripto paralardan elde edilen sermaye gelirlerini diğer sermaye gelirleriyle aynı oranda vergilendirmeye ikna oldu. Eğer yasa tasarısı onaylanırsa Ocak ayında yürürlüğe girecek. Bitcoin'in başlangıcından beri destekçilerinden biri olan Jeff Garzik, Bitcoin'in ödeme seçeneği olarak evrilmediğini, ancak yine de değer saklama aracı olarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Kullanıcılarına kripto paralara dayalı kredi hizmetleri sağlayan şirket Cred, geçtiğimiz günlerde Ripple'ı bir teminat seçeneği olarak kabul etti. Cred'in getirdiği bu yenilik sayesinde kredi çekmek isteyen şirketlerin XRP'lerini satmaları ve vergi durumlarıyla yüzleşmelerine gerek kalmıyor. Kripto paraların popülaritesinin artmasıyla aklı hayale sığmayacak soygun, cinayet ve alıkoyma haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki olayda yatırımcı Şükrü Mert Ersoy vahşice katledilmişti. Türkiye'nin ilk Bitcoin cinayetinde sanıklara ömür boyu müebbet hapis cezası verilmesi istendi. İran, Amerika'nın yaptırımlarından kurtulmak için hükümet tarafından desteklenen kripto para basma planında sona yaklaştı. İran hükümeti, riyal destekli kripto paranın geliştirmelerinin bittiğini ve test aşamasına geçildiğini açıkladı. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Görüşmek üzere. CoinTürk'ü takip etmeye devam edin.